Merhaba sevgili dinleyiciler. Spor mu oyun mu podcastimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Çınar. Yanımda her zaman olduğu gibi sevgili babam Mesut var. Bugün futbol sahalarına giderek daha fazla karşılaştığımız teknolojileri konuşacağız. Ee, evet teknoloji futbolu nasıl değiştirdi? Sahalarda hangi yenilikler var? Ve bu değişikliklerin oyuna nasıl etki ettiği bunları tartışacağız. Benim pozisyonum net. Bu teknoloji futbolun ruhunu bozuyor. VAR sistemi, otomatik ofsayt teknolojisiyle bence eski usul hakem kararları daha iyiydi. Ama bakalım. Ali Çınar, sen bu konuda e, yeni nesil olarak ne düşünüyorsun merak ediyorum. Ee, ben farklı düşünüyorum. Tam tersine teknolojinin futbolu daha adil ve eğlenceli hale getirdiğine inanıyorum. Yani işte hadi gelin bu konuya daha dinlemesine bakalım. Yani şimdi bir gol oluyor bekliyorsun bu mu heyecan mesela gol mü değil mi bazen 3 dakika 5 dakika bekliyoruz yani. Çok fazla bekliyoruz da e, adil olması yani adil kararlar olması daha iyi. Yani bence var sistemi mesela e, video yardımcı hakem sistemi sağda hakemlerin kritik pozisyonları tekrar incelemesine olanak tanıyor güzel fakat bence bu sistem oyunun akışını bozuyor heyecanını öldürüyor. Bekliyorsun işte offside vermiyor, işte pozisyon bitince veriyor, tekrar tekrar inceliyor, tekrar tekrar inceliyor. Heyecan bitiyor. Bazen futbolcular gol atıyor, adam deli gibi seviniyor, sevindikten sonra gol iptal oluyor. Veya bir gol atıyor, sevinmiyor. Neden sevinmiyor? Hevesi kursağında kalıyor. Evet aynen öyle. Çünkü hani vermezse vardan dönerse. Yeni tabirlerde kazandık böylelikle. Ee, ama VAR sistemi sayesinde haksız goller... İşte ne bileyim hatalı penaltılar, kırmızı kartlar daha az oluyor. Adalet yerini buluyor. Futbolun ruhuna zarar vermiyor böylelikte hakemler. Tam pen... tersine onu koruyor. Hatalı penaltılar da bazen olabiliyor. Yani vara rağmen işte yine tartışılıyor mesela. Ancak işte bir... derbilerde çok tartışma çok tartışılıyor. oluyor. Bir taraftan da ne oluyor? Maçın duraklığı duraklıyor. Oyuncular duraklıyor. soğuyor. Pozisyonların tekrar tekrar incelenmesi. Seyir zevkini düşürüyor yani futbol anlık bir oyun ve bu anlık hataların oyunu ve bu anlık heyecan teknoloji müdahaleleriyle kayboluyor yani bence. Teknolojinin bu tür kullanımı uzun vadede e, oyunların daha adil haline gelmesini sağlıyor. Ya belki kısa vadede bazı sıkıntılar yaşanabiliyor ama haklılığın yerini bulması oyunun uzun vadeli itibarı için önemli. Önemli ama bizim Türkiye'de maalesef hala var tartışıldığına göre de biraz daha sıkıntılı. Bir de otomatik offside teknolojilerinden bahsedelim. E, bu teknoloji milimetrik offside kararlarını kesin ve hızlı bir şekilde belirliyor. E, bu da oyun içinde tartışmaları minimuma indiriyor. Yani ben buna bile hiç karışım yani. O çizgiyi nasıl çiziliyor, nereden çiziliyor bizim Türkiye'de biraz değişik. Bir tek e, şu offside kamerası şey var ya e, topun çizgiyi geçip geçmediği. Benim güvendiğim tek şey o. Kuş bakışı görüşü o. Yani bu teknolojiler oyunun bence insan unsurunu kaybetmesine neden oluyor. Eskiden offside kararları vardı. Evet yine kararlar vardı. Yine tartışılırdı. Tartışmalar da oyunun bir parçasıydı. Şimdi her şey makinelerle ölçülüyor. Ee, ve insanlar arasındaki etkileşim azaldı bence. Oyun içi etkileşimler hala var. Ama teknoloji sayesinde hatalı en aza iniyor. Bir golün offside nedeniyle iptal edilmesi veya verilmesi takımların emeklerinin boşa gitmesini engelliyor. Ayrıca oyuncuların da doğru pozisyon alma konusunda gelişmelerini sağlıyor. Teknoloji doğru kararlar aldırsa da bazen bu kadar hassas ölçümler gereksiz tartışmalara da streslere de sokmuyor mu sence? Futbolun doğallığına zarar vermiyor mu? Peki ya haksız verilmiş bir offside? Kararıyla kazanılan, kaybedilen maç? Onu ne yapacağız? Yani bilmiyorum. Tabii ki o da önemli ama bir de teknolojinin e, oyuncular üstündeki etkisinin de ben kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece hakim kararları etkilenmiyor bundan. E, aynı zamanda oyuncuların performansı da etkileniyor. İşte alet takıyorlar, GPS takılıyor, sağlık izleme cihazları takılıyor. Yani oyuncunun bazen formasının arkasından böyle bir sürü şeyler taşıyor. E, yani etkiliyor bence. Taktik analiz araçları var. Bunlar futbolcuyu bir makine ediyor. Işte. Artık teknik direktörler eskiden şeyle bakarlardı yani yanlarında hiçbir şey olmazdı. Şimdi yanında bir laptop. Bir sürü onun alete yanında, davat. Onun yanında bir şey. Sürekli hemen ekrana dönmeler. Aynı zamanda bu teknolojiler futbolcunun performansını optimize etmelerine ve ayrıyetten sakatlıkları önlemelerine yardımcı oluyor. Bu çok büyük bir verim. Antrenman verimliliği artıyor. Oyuncular daha uzun süre yüksek performans gösteriyor. Ya bu konuda haklı olabilirsin. Ama ee, yani Tabi bilim, istatistik bilimi falan, teknoloji, performansın artması, e, oyuncuların antrenman verimliliği falan bunlar ama biraz sahalarla da alakalı yani. Eskideki sahalarla şimdiki sahalar, o zamanki e, toprak sahalarda oynanıyormuş, şimdi artık çok modern sahalarda var. Hibrit. E, i̇statistik e, bilimi denen şey gelişti. Evet. Yani bu konuda haklı olabilirsin bence. Aşırı teknoloji kullanım insan dokusunu bence hala kaybettirdiğini düşünüyorum. Futbol duyguların ve anlık kararların ön planda olduğu bir oyun olarak kalmalı bence. Teknolojinin doğru kullanımı, futbolun kalitesini oyuncuların sağlıklarını koruma konusunda büyük faydalar sağlıyor. Oyunu daha analitik ve bilimsel bir şekilde ele almak. Performansı yükseltmek. Yani bence sanki şey o zaman şey oynasınlar. Ne o? Atari. Yani hayır işte e-spor yapsınlar. O zaman analitik olacaksa, bilimsel olacaksa, makinelerle oynayacaksa. Yani sonuç olarak görünen o ki bu konuda farklı bak bakış açılarına sahibiz. İşte yeni nesil, yeni teknoloji, yeni zamanlar. Teknoloji benim için bir yandan oyunun doğalını bozuyor. Bir etken. Diğer yandan ee, işte sen diyorsun ki adaletin ve verimliğin artırması sağlayan bir araç. Evet, farklı düşünüyoruz. Ama bu da futbolun ne kadar çok yönlü bir oyun olduğunu gösteriyor. Teknolojiyle gelen değişikliklerin bazılarının tartışmalı olsa da oyunun gelişimi için önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, dinleyicilerimiz, sizin de bu konuda düşüncelerinizi merak ediyoruz. Futboldaki teknolojik yenilikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.